Dinle bak. Dün sabahtan beri buradasın. Çok yoruldun. Geçen gece de sen kaldın. Neden gidip biraz dinlenmiyorsun? Hayır, olmaz. Şimdi gidemem. Mukta'yı korumam gerekiyor. Neden beni koruyorsun? Söylesene. Kaçırılacak mıyım yoksa? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim cesaret edebilir? Bu mümkün olabilir mi sence? Bu dünyada benim kızıma hiç kimse dokunamaz. Hiç kimse. Aa, senin kadar benim de sorumluluğum var. En azından bir duş al, üstünü değil şöyle gel. Daha iyi hissedersin. O zamana kadar hepimiz burada olacağız. Baba, gerçekten sen artık eve gitmelisin. Biraz dinlen, sonra gelirsin. Sadece kendine dikkat etmen şartıyla. Tamam. Kendinize dikkat edin. Tamam mı? Hoşça kal. Görüşürüz. Bay Rathod, bütün çaban boşa gidecek. Yuvan ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Doktor, ben iyiyim. Neyi kontrol ediyorsunuz? Şşt, konuşma. Kocan çocuğunuzun kalp atışlarını duymak istiyor. Kalp atışları mı? Çocuğun kalp atışları. Verin. Peki. Meti, iki kalp atışı da duyuluyor. Evet Meti, yine duydum. Baba, baba dedi. Babanla konuşuyorsun. Sen de dinle. Hadi hadi. Duydun mu? Gerçekten senin çocuğun çok aceleci. Bak Miti, bundan sonra hiç strese girmemelisin, tamam mı? Tamam doktor. Sana bazı egzersizler önereceğim. Ve bazı ilaçlar yazacağım. Hepsini zamanında al. Tamam doktor. Sankran. Bir dakika. Alo? Söyle Sankran. Abi iki satış uzmanı buraya geldi. Sharma ve Singh. Daha önce onlarla tartıştın mı? Dostum, onu gördün mü? Bayakış'ın eşi değil mi o? Evet dostum, bu o. Çok güzel görünüyor. Doğru söylüyorsun. Eğer onun kaçırıldığını daha önce duysaydım, kesinlikle peşinden giderdim. Benim karım hakkında nasıl böyle konuşabilirsiniz?
Eğer sizi bir daha ofisimin yakınında görürsem, o zaman sizi öldürürüm. Ofise gelmeye nasıl cüret ettiler? İkisini de döv ve ofisten dışarı at. 2 aylık maaş için gelmişler. Eğer alamazlarsa polise gideceklerini söylüyorlar. Miti hakkında kötü konuştukları için onlara 2 sağlam tokat at. Söyle onlara, eğer ofise bir daha gelirler ya da yanından geçerlerse evlerine ayakları üzerinde dönemeyecekler. Peki, tamam abi. Sen bana bırak. Onların isteklerini yerine getireceğim. O zaman bize 2 aylık maaşı vereceksin, değil mi? Evet dostum. Bence hemen vermelisin. Ya evet. Kesinlikle alacaksınız. Arkadaşım nerede? Aşağıda. Nokta. Al bakalım. Dergah? Bu ne için? Bu dergah Lonavala'da. Rahim Şahbaba'nın dergahı. Burada niçin dua edersen onu aldığını söylerler. Siz çoktan puja törenini yaptınız zaten. Şimdi de dergaha gidip dua edelim. Kim bilir, belki Vishnu iyileşir. Çok iyisiniz fakat Mukta... Mukta nasıl yalnız gider ki? Burada her zaman Mukta'ya ihtiyaç duyulabilir. Anne! Anne, oraya bir kere gidip gelsem bir şey olmaz, öyle değil mi? Vishnu için her mabette, her dergahta dua etmek istiyorum ben. Sen ve babam Vishnu'ya dikkat etmek için burada kalacaksınız. Mukta. Lütfen anne. Peki, tamam. Ben Bayratot'a söylerim. Senin için bir araba yollar. Efendim, lütfen. Bu kadar şeye ne gerek var? Ben buradayım zaten. Doğrusu bu akşam Lonavala'da da bir konferansım var. Mukta benimle oraya gelebilir. Dergaha gideriz ve sonra da birlikte döneriz, olur mu? Bu çok iyi olur. Vishnu onunla olursa... O zaman endişelenecek bir şey kalmaz. Tapu canım, izin ver. Canım, şu an Vishnu'nun iyileşmesi için dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor yavrum. Tek çaremiz dua etmek, biliyorsun. Benim Bay Radot'la konuşmam gerekiyor. Oo Tapu. Yuvana güvenmeliyiz. En azından bu kadarını yapabiliriz. Bak, dua etmeye gidiyor. Gezmeye gitmiyor ki. Anne, lütfen izin ver. Gitmeden önce Vishnu'yu bir kere daha göreceğim anne. Hemen geliyorum. Mukta'yla birlikte dergaha gitmek istemen gerçekten çok hoş bir düşünce. Fakat lütfen ona dikkat et, olur mu? Muku Muku'ya çok iyi bakacağım. Thank you.
için gidiyorum. Lütfen izin ver gideyim. Senin sağlığın için. Bu sebze yemekleri çok faydalı. Teşekkür ederim. Gelinim çok masum görünüyor. Yenge, yarın sargını değiştirmek için doktora gitmelisin. Unutma, olur mu? Buyurun. Akay Çatarcı burada mı? Kim soruyor? Miti. Polis bey, bu kişi Akash Çatarcı. Sizin için gözaltı emri çıkartıldı. Onu tutuklayın. Bir dakika. Onu nasıl gözaltına alırsınız? Miti, endişelenecek bir şey yok. Bazı formaliteleri halledip gireceğim. Abim ne yaptı, söyler misiniz? Ofiste kavga edip çalışanlarına dayak atmış. Onlara zarar verip hayatlarını da tehdit etmiş. Görüyorsunuz ki iznim var. Onlara vurmayıp el üstünde mi tutacağız ha? Bir dakika Sankrat. Sakinleş. Bu ikisinin evimizde ucuz şeyler söylemesini istemiyorum. Ne söylenecekse polis merkezinde söylensin. Avukatı al ve polis merkezine gel. Miti, hiçbir şey yok. Bazı formaliteleri tamamlayıp eve döneceğim. Sen hiç merak etme. O zaman polisler neden seni alıyor? Oğlumu kim şikayet etmiş söyleyin bana hemen. Biz sadece gerçeği söyledik. Onun karısının başına kötü işler geldiyse bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz lütfen? Gerçek neyse biz onu söyledik. Ne olup bittiğini en iyi biz biliyoruz. Kimsenin söylemesine gerek yok. Evime gelip böyle çirkin sözler edemezsiniz. Sizi dinlemiyorum. Ne söylemek istiyorsanız merkezde söyleyin. Neden? Gerçeği duymak rahatsız mı ediyor? Abla! İstediğiniz parayı vermediğimiz için böyle yapıyoruz. Kimin paraya ihtiyacı var, kimin saygıya ihtiyacı var ortada. Aileniz bunu anlamalı artık. Eğer o benim karım olsaydı onun eve girmesine izin vermezdim. Bir de hamile olduğu söyleniyor. Hey, bayram abi. Abi bırak abi. Abi bırak, abi bırak dedim bırak sana. Dedim. Beni dinle lütfen. Bırak onu, hemen bırak. Abi lütfen bırak diyorum. Akash yeter artık. Şimdi zamanı değil.
Akash yeter. Ayrılın hemen. Miti. Sen bunların hiçbirini aldırma. Ben onların söylediklerine inanmıyorum. Ben benim Miti'me inanıyorum. Ben gelene kadar bebeğimize ve kendine dikkat et. Beni anlıyor musun? Seni çok sevdiğimi aklından çıkartma sakın. Bana bir şey olmayacak. Ben seninleyim. Sakın ağlama. Hemen döneceğim Miti. Hadi. Hadi. Ben avukat alıp emniyet merkezine gideceğim. Siz burada kalın, gelmeyin. Akaş'a hiçbir şey olmamalı. Oğlumla çok konuştum. Anlatmaya çalıştım. Çocuğu aldırması için ona çok dil döktüm. Ne? Çocuğu mu? Anne. Çocuğu mu? Sen ne diyorsun? Evet öyle. Söyledim. Oğluma çocuğu aldırmasını söyledim. Aldır diye yalvardım. Ne yapabilirdim? Duymadın mı? Doktorun neler söylediğini duymadın mı? Bu çocuk kimin? Miti, hayatımız boyunca bir sürü aşağılayıcı söz duyacağız. Ne zamana kadar böyle bir yükü taşıyıp ortalıkta dolaşacaksın? Evet. Çocuğu aldır. Bunu söylemekten mutlu olmuyorum ama ne yapabilirim ki kızım? Herkesin iyiliği için yapmalısın. Bu ateşi hemen söndür gitsin. Kurtul bundan Miti, lütfen kızım, kurtul. Aldır onu. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Anne. Sen neden bahsediyorsun böyle? Sen bana hiçbir güvenmiyorsun. Benim sana ve senin karakterine olan güvenim tamdır kızım ama... Ama bizim dışımızdaki insanlar sence ne diyecekler, ne düşünecekler, söyle bana. Gördün mü gelin? Senin yüzünden ablamın gözünden yaşlar akıyor. Sen doğum yapmadan Akaş içeri girecek. Böyle bir çocuk doğurunca eline ne geçecek? Şimdi insanlara ne cevap vereceksin sen? Hem gelin, geçmişin kara lekesini asla silemezsin. Haberin olsun. Kesin sesinizi. Defolun gidin hadi. Gidin. Anne. Anne, senin önünde diz çökerim.
Anne böyle bir günah işletme lütfen. Lütfen böyle bir şey yapma. Hey gelin. Bak bunun günahını tamamen kabul ediyorum. Bu çocuğa kıymak büyük günah, kabul ediyorum. Ancak bunun bedelini ödemeye razıyım ben. Hayır. Bu çocuğu aldırmak zorundasın. Aksi takdirde ömrüm boyunca sürekli aşağılanacaksın. O da sende. Bu çocuğu doğurduktan sonra her gün kan ağlayacaksın. Kızım, kan ağlayacaksın. Anne, anne, en azından beni bir dinle. Beni dinlemeliydi. Aman Tanrım. Miti. Hiçbir şey olmayacak. Yenge. Hayır. Annem. Bir şey çocuğum. Olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak Miti. Benim çocuğum. Benim çocuğum. Unutma, doktor ne dedi? Bu ilacın tek bir dozunu bile kaçırmamalısın. Anne, ilacı kullanacağım. Sen hiç merak etme lütfen. Bir de her saat başında bana telefon açacaksın, olur mu? Arayamazsan da kesinlikle mesaj atacaksın. Noktaya sahip çık lütfen büyük anne. Teyze, nokta için endişelenmene hiç gerek yok. Ben yanındayım. Evlat, Tanrı en iyisini bilir. Benim sana olan güvenim tam. Şu hastaneden kurtulun da kafanız biraz rahat etsin. Şu an herkesin aklı burada. Ben türbeden geldikten sonra hemen hastaneye döneceğim. Sen ve babam Vişnu'ya iyi bakın. Nokta, hadi gitmemiz gerekiyor. Geç kalıyoruz. Görüşürüz. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Sorun çözüldü değil mi oğlum? Anne, endişelenecek bir şey yok. Sankrant benim kefaletimi halletti. O sırada evde olmam çok kötü oldu. Kesin Mitri'nin üstünde kötü bir etki bıraktı. Anne, umarım Miti'ye bir şey dememişsindir. Söyle anne. Bak anne. Evet, söyledim. Ne yapayım, söylemek zorundaydım. Sana yalvarıyorum oğlum, evladım. O çocuğu aldırmanız gerekiyor, dinleyin beni. Sen merak etme. Annenin konuşmaları onu çok incitti. Senin desteğine ihtiyacı var. Gelmişsin. Miti, annem sana her ne dediyse... Annen bana bir şey söylemedi. Annem bana her şeyi anlattı.
yapmak zorundaydım. Başka bir seçeneğim kalmamıştı ki. Dualar edilmesi gereken kişi toplum tarafından dışlanıyor. Bu yozlaşmış topluma karşı savaşacağımıza onların önünde diz çöküyoruz anne. Şimdi de toplumu sen mi değiştireceksin? Hayır, hadi anne. Ama. Abime gelen laflara göz yumma. Miti yengeme atılan iftiralara hoşgörülü olma. Anne lütfen bana güven. Evladına güven. Gelinine güven. Onların ikisi de çocuğuna çok parlak bir gelecek verecekler. Eğer çocuğumuzun geleceği böyle olacaksa... Onu doğuramayacaksam... Ben çocuğumu öldüremem Akash. Senin de bu çocuğun bizim bir parçamız olduğunu bilmen gerekiyor. Ben bunu yapamam. Asla yapamam. Böyle bir şey olmaz. Ben sonuna kadar seninleyim. Kimse seni buna zorlayamaz. Çocuğun ve senin sorumluluğun bana ait miydi? Çocuğumuz doğacak. O kesinlikle bu dünyaya gelecek. Evet. İyi akşamlar hanımefendi. Benim adım Raghavendra Pratap Rathod. İçeri girebilir miyim? Üzgünüm. Şu anda saat 9 ve ben başka bir randevu daha alamıyorum. Lütfen başka bir gün gelin. Bugün kızımın doğum günü. Erken çıkmak istiyorum. Hanımefendi gerçekten özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istemem. Sadece 5 dakikalık bir görüşme. Tamam. Sağ olun. Bu sizin hastanız. O burada ameliyatı olmuş. Evet. Hanımefendi ben hemen konuya gireceğim. Ben onun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Ameliyattan önce nasıl göründüğünü de. Bakın bu gerçekten önemli olmasaydı sizi asla rahatsız etmezdim. Bu benim için çok önemli. Özür dilerim. Bu durum hiç etik değil. Bu yasa dışı bir şey. Hanımefendi bu adam kimliğini değiştirip birçok insanın hayatıyla oyun oynuyor. Bu da hiç etik değil. Sadece iki durumda hastayla ilgili bilgi verebiliriz. Hastanın rızası ve mahkeme emri. Üzgünüm, size yardımcı olamam. Şimdi lütfen bana müsaade edin. Hey! Anahtarlarım nerede? Teşekkür ederim. Sorun değil. Durumunuzu anlıyorum. Yardım edebilir miyim? Hayır, sorun değil. Benim için de sorun değil. Yardım edeyim lütfen. Teşekkür ederim. Hadi. Tamam. Gidelim lütfen. Sen hiç canını sıkma. Sen çok yakında bana sağlıklı bir kız vereceksin. Değil mi? Hayır. Erkek. Ama ben kız istiyorum. Erkek Akash. Tıpkı senin gibi olacak. Ama şey Miti, ben şey düşündüm. Bizim prensesler gibi bir kızımız olacak. O yüzden ona bir sürü oyuncaklar almıştım. Baksana, bu tişörtü sen oğlumuz için aldın değil mi? Baksana şuna.
Çok teşekkür ederim. Yardımınız için. Aslında benim size teşekkür etmem gerekir. Bakar mısınız? Anahtarlarınız. Aa, onları unutmuşum. Çok teşekkür ederim. Kızınızın doğum gününü benim için de kutlayın. Teşekkür ederim. Üzgünüm doktor. Ben bunu çalmak zorundaydım. Ama şu an fazla zamanım yok. Ailemi kurtarmak adına ben her şeyi yapabilirim. Akash yeter, daha fazla yemek istemiyorum. Yemeğini hemen bitiriyorsun. Lütfen ama daha fazla yemeyeceğim ben. Ama geriye çok az kaldı. Hadi. Akash yeter artık. Ben sütlü çikolatalı dondurma istiyorum. Önce bu son lokmayı da al. Hayır. Lütfen ama. Ama daha fazla yemeyeceğim. Bana sütlü çikolatalı dondurma getir. Ha. Telefonu versene. Al. Tapasya arıyor. Evet anne. Merhaba Miti, nasılsın? Anne ben iyiyim. Sen nasılsın? Biliyor musun, bu Akash benim iş yapmama hiç izin vermiyor. Sürekli beni beslemekle meşgul. Akşama kadar sürekli yatıyorum. Anne ben şişko biri olacağım. Lütfen bunu Akash'la konuş. Merhaba teyze. Nasılsın Akash? Annem sana selam söyledi. Annem. Telefonu Mukta'ya verebilir misin? Onunla da konuşmak istiyorum. Mukta Lonavala'ya gitti. Lonavala mı? Evet. Aniden mi? Orada bir tane türbe varmış. Gidip orada Vishnu için dua etmek istiyor. Mukta çok iyi yapmış. Ratut amca da onunla gitti değil mi? Hayır hayır, onun patronu Yuvan. Onunla. Beraber gittiler. Yani Mukta oraya Yuvan'la mı gitti? Evet. Neden? Bir sorun mu var? Ratut amca bunu biliyor mu? Hayır, daha söylemedim ama söyleyeceğim. Ne oldu? Anne hemen amcama Mukta'nın Yuvan'la beraber Lonavala'ya gittiğini söylemelisin. Ne oldu ki? Oraya Yuvan'la birlikte gitmemesi mi gerekiyordu yoksa? Hayır. Öyle bir şey değil. Sen sadece amcama haber ver. En kısa zamanda haber ver lütfen. Tamam. O Mukta Yuvan'la... Miti, sen bana söz vermiştin. Bir daha o Yuvan hakkında düşünmeyecektin. Ama Akash, Miti, ben tartışmak istemiyorum. Bu haldeyken senin canını sıkmanı istemiyorum. Hem Ratod amca var. O her şeyi halleder. Al hadi. Yemek istemiyorum artık. O zaman şimdi gidiyorum. Sütlü çikolatalı dondurma getireceğim. O zamana kadar buradan sakın kıpırdama. Tamam. Tanrım lütfen Ratut amca bu durumu öğrensin. Umarım Mukta'ya kötü bir şey olmaz.
Gözlüklerimi burada unutmuşum. Ah, çok geç oldu. O gece Yuvraç Singh, Bundera'nın Mukhtar Atot'u taciz ettiğini kendi gözlerimle gördüm. Ben kızınızın arkadaşıyım efendim. O bana iyi haberi verdi. O yüzden onu görmeye geldim. Bir insan kendi yüzünü geçmişini gizlemek için değiştirir. O adam Yuvan değil. Ne oldu? Umarım bir şeyin yoktur. Sadece geçmişten bir hatıranın gerçek olduğunu sandım efendim. Bu yüzden de korktum. Siz sürün efendim. Özür dilerim. Mukhtar, korkmana hiç gerek yok. Ben her zaman senin yanındayım. Bundan sonra geçmişteki hiçbir hatıra seni rahatsız edemeyecek. Sen artık uyu. Yorulmuşsundur. Uyu. Hadi gir. Efendim, ben duş alıp geleyim. Tamam.
Şimdi hiç kimsenin ruhu duymayacak. Bugünün Mukta'nın son gecesi olduğunu hiçbiri öğrenemeyecek. Bunu sevdim. Benim biricik Muku Muku'm. Senin için tek bir hap yeter. Ondan sonra ben ne istiyorsam, sen de onu yapacaksın. Senin bedenini istemiyorum. Senin hayatını istiyorum. Yani ölümünü. Tek amacım bu. Şanslı kadınların Akash gibi kocaları oluyor. Seni asla yalnız bırakmıyor. Hep arkanda duruyor. Evet yengem. Gerçekten de çok şanslıyım. Akash'ı her anında mutlu etmek de benim en büyük sorumluluğumdur. Kesin Akash arıyordur. Bu saatte Ratot amca. Evet amca. Meti. Seninle çok acil bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Yuvan Mukta'yla beraber gitmiş. Bir otele gitmişler. Biliyorum amca. Teyzem söyledi bana. Ben o Yuvan hakkındaki gerçeği öğrendim. Meti. Ben zaten ondan şüpheleniyordum ve hakkında bir araştırma yaptım. Bu onun son oyunu. Birkaç dakikayla geç kaldım. Birkaç dakika. Ama amca sorun nedir? Neden bu kadar endişelisin? Sorun şu ki o adam Yuvan değil. O Yuraç Sein Bundela. Mukta'dan intikam almak için geri gelmiş. Eğer onu benim ellerimden kurtaracak biri varsa Miti, o da sensin. Sadece sen. Senin benimle gelmen lazım. Miti, ben onu görünce neler yapacağımı gerçekten tahmin edebiliyorum. Elimden nasıl bir kaza çıkar bilmiyorum. En son İçay'la konuştuğum için o benim ellerimden kurtulmuştu. Bu sefer onu kurtaracak biri varsa o da sensin. Senin benimle gelmen gerekiyor, yoksa neler olur bilemiyorum. Miti, benim fazla zamanım yok. Miti, beni dinliyor musun? Bana söz ver. Yuvan bilmecesini çözeceğim diye kendini hırpalamayacaksın. Söz veriyorum. Hey Mukta, sen hala yemeğini yemedin mi? Dur, hemen sana servis Efendim, yapayım. Ben gerçekten aç değilim. Hem zaten yarın sabah türbeye gitmem gerekiyor. O yüzden şimdi uyumam gerek. Muku Muku, sabah görmek sana nasip olmayacak. Hem sizin de konferansınız var değil mi? Ben gidip biraz uyuyacağım. Önce babama telefon açayım. Telefonun nereye gitti? Ben telefonumu buraya bırakmıştım ama. Daha sonra telefon açarsın. Önce ilacını alman gerek. Annen sana ne söyledi? Önce ilacını alman gerek dedi. Gel bakalım. Elini ver. Al bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Hey yenge.
Hadi sen de gel. Bir kaşık al ve beraber dondurma yiyelim. Akaş, Miti Bay Ratot da dışarı çıktı. Bay Ratot'la dışarı mı çıktı? Nasıl yani? Çok perişan görünüyordu. Yuvandan falan bahsediyordu. Miti bana söz vermişti. Ama yine de gitti. Nokta telefonunu açmıyor. Sen onu aramaya devam et lütfen. Tamam. Telefonunu açtı mı? Hayır. Sen aramaya devam et. Biri arıyor. Açsana. Verma bir şey öğrenebildin mi? Telefon hakkında bilgi alabildin mi? Hemen bana yolla. Ayrıca başkomiser Sharma'yı ara ve Mukta'nın telefonunu takip etmesini söyle. Onun tehlikede olduğunu söyle. Çok acil olduğunu söyle. Mesaj geldi. Neymiş? Kafamdan yaralandığım günden beri hafızama bir şey oldu. Bir şey söylemek istiyorum ama unutuyorum. Ben Yuvan'la kavga etmiştim. Onu çok fena dövdüm. Çünkü onun Yuğraç olduğunu öğrenmiştim. O, Miti'nin abi Yuğraç Singh Mundela. Evet, elinde de bir dövme var. YB. Bunu Mukta'nın, Miti'nin, herkesin en yakın zamanda öğrenmesi lazım. Yuvi nasıl böyle bir şey yapar? Öz abim benim. Efendim, siz de uyuyup dinlenin. Şimdi ben de uyurum. Yarın sabah... Nokta. Ne oldu? Bir şey yok. Sadece biraz başım döndü. Nokta. Bence hemen doktora gitmemiz gerekiyor. Efendim, ben halledebilirim. Hey Mukta! Mukta düşeceksin, inatçılık yapma. Ben yanındayım. Bırak sana destek olayım. Hadi. Bu tarafa. Sağ olun komiser bey. Mukta'nın telefonunun izi bulunmuş. Altın Vadi diye bir oteldeymiş. Buralara yakın bir yerde. Dikkatli ol Mukta, dikkat et. Doktor ne kadar uzaklıkta? Zemin katta. Dikkat et. Efendim, daha önce hiç bu kadar başım dönmemişti. Sen hiç merak etme, ben her zaman yanındayım. Gel. Özür dilerim. Sen burada bekle, hemen geliyorum. Asansörü çağıracağım. Mıkı mıkı. Beni tanıdın mı? Thank you.
Ben senin arkadaşınım. Yuvan. Yani... Yuvi. Hadi. İmdat. Gel buraya. İmdat, yardım edin. Bırak beni. İmdat. Miti ile konuştun mu? Hayır. Onu aramak istemiyorum. Akash, lütfen böyle yapma. O bunu isteyerek yapmamıştır ki. Önemli bir işi vardır, o yüzden gitmiştir. Şu anda onun için çocuktan daha önemli hangi iş olabilir ki? Miti? Ne oldu? Sorun yok. Ben gerçekten iyiyim. Ne oldu söyle? Biraz başım döndü. Sen burada bekle, ben bakarım. Hayır. Ben de gelmek istiyorum lütfen. Hadi. Gel. Bırak! Bırak dedim! Bırak beni! Na 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 na. Na 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 na. Beni nasıl hapse attırdığını hatırlıyor musun Mukta? Annem de işin içindeydi. O artık öbür dünyada. Sen de onun yanına gideceksin. Hey anne! Mukta da yanına geliyor. Çok yakında. Benim suçum neydi Mukta? Ha? Ben sadece seninle olmak istiyorum. İğrençsin Yuvan. Bir insan yüzünü değiştirerek değişmez asla. Değişmek isteyen de kim söyle? Ben sadece intikam istiyorum. O yüzden de senin hayatına girdim. Ben intikamımı almaya başladım bile. Hapisteyken her gece senden ve annemden intikam almayı düşündüm. Ama ondan intikam alamadan o kendi vadesini doldurdu gitti. Şimdi sen de öleceksin Mukta. Artık vakit doldu. Sen bir hayvansın Yuvan. Hayvan. Öyleyim. Ben bir hayvanım. Şimdi sana zarar vermek istiyorum Mukta. Seni bir hayvan gibi avlamak istiyorum. Sen bittin. Senin hikayen bitti. Şimdi öleceksin Mukta. Şimdi öleceksin. Yuvan! Mukta'yı bırak. Hayır. Onu uzak tut. (Gülüyor)
Merhaba kardeşim. Senin o kocan olacak adam bu dünyanın en aptal insanı. Ona evimi sattım. Ama onun Yuvi'nin hepinizin bütün hayatını mahvedeceğini anlamasına izin vermedin. Çünkü o benim yeni yüzümü gördü değil mi? Hey Ratop! Dur amca. Geri. Muhtan'ın babası. Sen kurnazsın, zekisin. İnsanın yüzünü okuyabiliyorsun. Ama beni tanıyamadın. Çok üzücü. Abi neden bunu yapıyorsun? Abi mi? Ne dedin sen? Ben kimsenin abisi değilim. Kimse de benim kardeşim değil. Bu duygusal oyun burada sona erecek artık. İkinizin de buraya gelmesi iyi oldu. Mukta'ya nasıl bir ceza verdiğimi kendi gözlerinizle görün. Burada senin önünde duruyorum. Burada tam senin karşında durmuş sana sesleniyorum. Sakın o kızın kılına bile zarar gelmesin. O zaman bak ben sana neler yapıyorum. Ratot! Sen hiçbir şey yapamayacaksın. Şunu kes artık. Bu kadar oyun oynadığın yeter. Abiyle kardeşin bağı nedir bugüne kadar hiç anlayamadım. Senin düşmanlığın annemle ve Mukta'yla değil mi? İyi o zaman. Ben senin kardeşinim ve karşında duruyorum. Benim canımı al ama Mukta'yı bırak. Mukta'yı bırakman gerekiyor. Kendine gel artık Yuvi. Mukta'yı bırakmak mı? Neden Mukta'yı bırakayım? Ben sırf iki insandan intikam almak için yaşıyorum. Biri öldü. Anne. Ama ikincisi yaşıyor değil mi? Onu nasıl bırakırım? O da ölecek. Son seferinde seni bırakarak çok büyük bir hata yaptım. Seni İtcan'ın oğlu olduğunu düşünerek bırakmıştım. Çünkü o kadın benim biricik kızımı kurtarmıştı. Ama seni asla bırakmamalıydım. Eğer seni bugün de kurtaracak biri varsa... o da sadece senin kardeşindir. Ve eğer bugün sana kalkan olacak biri varsa o odur. O şu an senin kaçmak için son seçeneğin. Onu dinlemelisin. Yapma. Ratot! Sus! Sus! Siz hepiniz aptalsınız. Hepiniz aptalın tekisiniz. Hepiniz benim Yuvraj Singh Bundela olduğumu öğrendiniz. Beni iyi dinleyin. O gece Vishnu'yu o malum yere gönderen kişi bendim. Ve tam o gece Vishnu'nun kafasına çok fena vurmuştu. Vishnu bulundurmakta. Ne? Nerede? Vishnu şu an nerede? Mukta, ben sana söz vermiştim. Vishnu'yu bulup sana getireceğimi söylemiştim. Vishnu bulundu Mukta. Benim biricik Mukumukum... dünyanın en aptal insanı. Bugün Vishnu komada. Sırf benim yüzümden. Bugün Mukta da ölecek. Yine sırf benim yüzümden. Görüşürüz Muku Muku. Görüşürüz Mukta. Mukta! Mukta! Sen bittin. Sana hiçbir şey olmadı. Sen iyisin. Hı?
Mukta! Sen iyi misin? İyi misin? Sana bir şey olmadı değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Bir şeyim yok baba. Ben iyiyim. Artık bitti. Geçti. Polisin sana verdiği ceza, senin gibi bir hayvan için hiç yeterli olmuş. Ne oldu Miti? Miti! Şimdi seni kendi yöntemimle cezalandıracağım. Bunu daima hatırlayacaksın. Neden bu cezayı çektiğini hayatın boyunca hatırlayacaksın. Bu Vishnu için. Bu Mukta'nın duygularıyla oynadığın için. Bu da dünyalar harikası annen için söylediğin sözler için. Bu defa seni affetmek gibi bir hata yapmayacağım. Buna inanabilirsin. Çünkü senin gibi bir hayvanın yaşamaya bir hakkı yok. Baba! Meti! Meti! Miti! Miti! Ne oldu? Sorun ne? Miti! Baba hemen hastaneye gidelim. Gidelim. Hadi, hadi. Gel. Hadi canım. Saat çok geç oldu. Miti niye hala gelmedi?
çoktan gelmeliydi. Hayır. Mithy'ye telefon açmayacağım. Neden beni düşünmeden böyle bir şey yapıyor ki? Mithy nereye gitmiş olabilir? Nereye gittiyse umarım orada güvendedir. Yeter ki benim Mithy'm güvende olsun. Mithy gelmeden önce onun en sevdiği bebeğini tamir edeceğim. Baba hadi daha hızlısın. Mithy cesaretini kaybetme. Sadece dayan. Dayan sadece. Birazdan var hiçbir şey olmayacak canım. Baba. Akash. Akash. Benim çocuğum. Mithy hiçbir şey olmayacak. Baba daha hızlı sür. Ne olursun baba. Fazla sızlıyor Muktan. Doktor en kısa zamanda Bundelekoma'na gelin. Mithy hamile ve şu anda durumu çok kötü. Hiç zamanım yok. Bir dakikalık gecikmeye bile hoşgörü gösteremem. Lütfen çabuk gelin. Teşekkür ederim. Akash neden telefonu açmıyor? Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ben Akash'ı o kadar suçladım ki. Mithy'nin bu halinden tamamen ben sorumluyum. Böyle konuşmamalısın Mukta. Böyle bir zamanda bunları söyleme. Olumsuz olma. Olumsuz düşünme. Her şey düzelecek Mithy. Her şey düzelecek. Cesaretini kaybetme. Şimdi birazdan eve varmak üzereyiz. Mithy? Mithy! Baba! Ne oldu? Mithy'nin bilinci kapandı. Mithy! Mithy uyan! Mithy! Mithy! Mithy cesaretini kaybetme. Varmak üzereyiz. Baba! Dayan Mithy, dayan! Hanım kızım, hanım kızım baksana. Ben Mukta ve Mithy için turşu yapıp getirdim. İkisi de turşuyu çok seviyor sonuçta. Ayrıca ikisinin de anne olma zamanları yaklaştı. O zaman ikisinin de canı ekşi çekecek. Ben de onlar her ne isterse hepsini yapmayı düşünüyorum. Bunu Mukta için yaptım. Büyük hanım, bunu alın lütfen. Şuraya koyun. Bunu da sabah Mithy'nin evine yollayacağım. Tamam mı? Sorun nedir hanım kızım? Aşe. Hiç sesin çıkmıyor. Endişeli görünüyorsun. Bay Radot Mukta'yı getirmeye gitti anneciğim. Ama hala ondan telefon gelmedi. Arıyorum ama telefonuna ulaşılamıyor. Bazen telefon çalıyor ama cevap vermiyor. Bana mesaj da atmadı üstelik. Gerçekten çok endişeliyim. Alo? Sen neredesin? Mukta'yı bulabildin mi? İkiniz de iyisiniz değil mi? Lütfen bir kere olsun Mukta'yla konuşayım. Tapasya. Şimdi beni dikkatlice dinle. Mukta iyi. Onu yoğuraçtan kurtardım. Ama... Ama? Ama... Ama ne? Bir kavga oldu. Mithy yaralandı. Mithy yaralandı mı?
Tanrı en iyisini bilir. Bu Damini'nin ailesinin düşmanları neden bizi rahat bırakmıyor anlayamıyorum. Büyük anne lütfen. Böyle bir zamanda benim sabrımı sınama. Gerçekler daima acıdır. Bugün o Vişnu neden bu durumda? Miti'nin yüzünden. Akash ona el kaldırdı, o yüzden de o bu hallere düştü. Hayır büyük anne, Akash'ın yüzünden değil. Büyük anne lütfen. Bugün Mukta'mız sırf Miti sayesinde bu eve dönebildi. Sense onun karşılığında... Doktor hanım, Miti'nin durumu nasıl? Miti çok derin bir yara almış. Ama tehlikeyi atlatmış durumda. Bütün gece çok iyi bir şekilde dinlenmesi lazım. Ama ne? Üzgünüm. Ben onun çocuğunu kurtaramadım. Daha doğrusu yaşanan olaydan sonra olayın etkisiyle Miti düşük yatmış. Doktor, Mitim nasıl? Üzgünüm. Ben maalesef Miti'nin çocuğunu kurtaramadım. Aslında düşük olmadan önce ölmüş çocuk. Benim yapabileceğim bir şey yok. Söz ver bana. Yuvan bilmecesini çözeceğim diye strese girmeyeceksin. Söz veriyorum. Asla çocuğumuz için sorun olacak hiçbir şey yapmayacağım. Neden oldu anneanne? Neden başıma geldi? Çocuğum anneanne. Benim çocuğum. Akash beni uyarmıştı ama ben... Ben onu hiç dinlemedim anneanne. Miti kendine gel. Böyle şeyler söylememelisin canım. Her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek anneanne. Akash bana yasaklamıştı. Yuvandan uzak durmamı söylemişti ama ben onu dinlemedim anneanne. Gitti ve sonunda kendi çocuğumu öldürmüş oldum anneanne. Hayır, böyle şeyler söylememelisin canım. Her şey düzelecek. Bak, daha önce de söylemiştim. Tekrar anne olabilirsin, üzme kendini. Hem Akash çok yüce kalpli ve anlayışlı biri.
Anlattığında kesinlikle anlayacak. Hayır anneanne, bu çocuk onun hayaliydi. Ve ben onun hayallerini yıktım. Benimle asla konuşmayacak biliyorum. Tüm umudu ve beklentisi bu çocuktaydı. Beni asla affetmeyecek. Herkes bu çocuğa karşıydı. Bu yüzden hepsi yüzlerini benden çevirdi. Ama Akash elimi tuttu ve beni her zaman destekledi anneanne. Yuvandan uzak durmak için uyardı beni ama ben dinlemedim anneanne, dinlemedim. O seni çok seviyor canım, öyle şeyler düşünme. Çok oyuncak almıştı. Çocukların fotoğraflarına bakın. Bütün odayı kendi eliyle dekore etti. Ben bir anne olacağım için bu yüzden. Bu çocuk için fazla ümitlenmişti anneanne. Ama ben çocuğumu kurtaramadım. Sakın böyle şeyler söyleme. Tanrı'nın dileğinin önünde hiç kimse duramaz, öyle değil mi? Hem Akash seni çok seviyor biliyoruz. O seni yalnız bırakmaz. Seni kesinlikle anlayacaktır. Her şey düzelecek kızım. Miti ve annem biraz baş başa kalsınlar. Biraz dinlen canım. Abla, Tanrı dualarımızı duydu ve gelin çocuğu düşürdü. O yükü taşıyıp öylece etrafta dolansaydı ailemizin adı ve saygınlığı lekelenecekti. Kesinlikle doğru olanı söylüyor. Abla şimdi olanları izle. Yavaş yavaş herkesin ağzı kapanacak. Kimse davul çalıp ortalıkta oynamayacak. Şimdi konuşanlar ne diyor? Günah işareti silindi. Teyze! Akaşoğlum. Akaşoğlum, gelmen iyi oldu. Mitim nerede? Mitim nerede diyorum. Anne. Herkes burada. Miti nerede? O yukarıda oğlum. Biraz rahatsızdı, merak etme. Rahatsız mı? Evet evet, şimdi çok daha iyi. Doktoru aradık. O iyi. Ama ne anne? Çocuk öldü oğlum. Hayır, hayır, hayır. Yuvanın, Mitin'in kardeşi Yuvraj olduğunu kim bilebilirdi? O hepimizi kandırdı. Meğer o buraya intikam almaya gelmiş. Benim kardeşim Yuvan. Benim kendi kanımdan. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Neden böyle bir şey yaptı? Söylesene, onu durdurmak için çok uğraştım. Onu engellemeye çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Onu gördüğümde kendimi durduramadım anneanne. Neden kendimi durduramadım? Neden gittim? Çocuğumu anneanne, çocuğumu kaybettim.
Çocuğum artık yok. Bebeğimi kaybettim ben. Bebeğim gitti anneanne. Bebeğim gitti. Katlanamıyorum buna. Kardeşim ya. Beti bak canım, sakinleş lütfen. Sağlığın daha da bozulacak. Gerçekleri öğrendikten sonra Akaş'ın seni sorumlu tutmayacağını biliyorum Miti. Miti lütfen sakinleş. Sakin ol kızım. Miti onu durdurmaya çalıştı. Annesinin hatırı için ona yalvardı. Kardeşlik hatırına ona yapmamasını söyledi. Ancak o hiç kimseyi dinlemedi. Ve bıçakla saldırmaya kalktı. Miti o sırada onu durdurmaya çalıştı. Ama Miti'yi zorla itti. Lütfen. Ne yapacağım ben şimdi? Mutlu olun şimdi. Hesabı kestiniz işte. Kızınız Vishnu'nun benim yüzümden bu halde olduğunu söylüyordu. Hesap kapandı. Ödeştik artık. Akaş, senin hiçbir hatan yoktu. Her şeyi Yuvi yapmış. Ben artık her şeyi öğrendim. Öğrendin ya da öğrenmedin. Hep ben sorumlu tutuldum. Evdeki herkes benden şüphelendi. Bundan sonraki hayatım boyunca cezalandırılmam için dua edip durdun Mukta. Tebrik ederim. Ben cezalandırıldım. Herkes seni evin en sorumlu insanı görüyor. Mete'yi kızın olarak görüyordun değil mi? Ve kızının hamile olduğunu da biliyordun. Onu niye yanına aldın? Lütfen söyle bana. Bu durumda niye... Niye onu yanına aldın? Çünkü Miti senin öz kızın değil. Ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Neden üzülüyorsun Mukta? Sen üzülünce benim çocuğum geri gelmeyecek ki. Sen mutlu olmalısın. Duaların en sonunda kabul edildi. Ben cezalandırıldım. Fakat ben senin çocuğunun iyiliği için dua ettim Mukta. Benim çocuğum gitti. Sen mutlu ol.
Şimdi zamanı değil. Bırak bunları oğlum. Git gelinimin yanına hadi. Sana ihtiyacım var. Sen ne diyorsun anne? Neden üzgünmüş gibi rol yapıyorsun? Anne istediğin oldu işte bak. Git, git ve evinin ışıklarını yak. Senin bir günah olarak gördüğün çocuğun sonunda öldü. Ailemin kem gözleri mutluluğumun üzerine düştü. Burada ailemden kimse kalmadı. Miti. Kötü şeyler oldu. Bunların hiçbiri olmamalıydı. O bana çok, çok kızgın, biliyorum bunu. Herkese. Sadece bana değil. O herkese kızgın. Ona nasıl anlatacağız şimdi? Nasıl sağlayacağız anlamasını? Sakinleşecek ama içinde bir volkan var. Ve o volkan patladı. Artık her şey kötüye gidecek. Çok kötü olacak. Çok. Oğlum. Onu nasıl sakinleştireceğiz, nasıl düzelteceğiz? Tanrım, lütfen yardım edin bana, lütfen yardım edin. Düzelmesi gerekiyor. Oğlum, benim oğlum, her şey kötüye gidecek. Nanhe nanhe se haathon me gudiya purani, kismat apni to jaise.